Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum ziyaretinin son anlarında sokakta bir vatandaşın altılı masa ve terör örgütü PKK sorusuyla karşılaştı. Neden terör örgütüyle yan yanasınız diyen vatandaşa altılı masayı birden altıya kadar sayarak tek tek anlattı. Vatandaş şaşırdı. Altılı masa ile ilgili yalan mı söylüyorlar diye sordu. Kılıçdaroğlu'nun cevabı aynen yalan söylüyorlar oldu. Altılı masa. Onun niye yandaş alıcısı bizim kanımız hemen bu? PKK'yı. HDP. Ya kim dedi alıyor? Yok efendim ya. Bu yalan mı ya? Yalan tabii. Yok efendim içinde. Bak sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi. Erzurum'da bir vatandaşın altılı masada terör örgütü PKK neden var sorusuna altılı masayı parmak hesabıyla 6'ya kadar sayarak isim isim söyledi Kılıçdaroğlu. Yalan diye de ekledi. Yalan mı söylüyor bunları? Aynen yalan söylüyorlar. Bunu söyleyen adamlar eğer cesaretleri varsa karşıma çıkarlar. Bu kadar açık, bu kadar net söylüyorlar. Benim için iki tane kırmızı çizgi var. Bir vatan, iki bayrak. Vatan ve bayrak vurgusuyla kırmızı çizgilerini de saydı. Vatandaşın ısrarlı olarak televizyonda izledim, altılı masada terör örgütü de var sözlerine sakinlikle ve arşivleri açarak yanıt verdi. Ben çıktı ki ben Cumhurbaşkanı adayıyım diyemiyorum. Bir dakika. Onu 6 kişi vereceğiz. Ben dinliyorum. PKK'ya yandaş çıkıyorsan Türkiye'nin kanı ne mene sen nasıl? Bir şey söyle. Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin. Kim çadır mahkemeleri kurduysa, PKK'yı davet ettiyse, PKK'yla miting yaptıysa Allah belasını versin. Kim yapıysa bela versin. Amin. Evet, çünkü tamam. Kanımızı emen o bize. Doruk çocukumuzu mezarlara koyuyor o. Televizyonu devamlı seyrediyor. Sen bu kardeşine inan. PKK'nın saldırısına uğrayan kişi benim. Kim uğradı? Şafşat'tan Ardanuş'a giderken. PKK'nın saldırısına uğrayan benim. Ben ayağa yere basmayan böyle yanlış propagandalara inanmam. Sen de inanma. Altılı masa kurulduğu andan itibaren Cumhur İttifakı masada HDP'nin de olduğunu iddia ediyor. Bugüne kadar 6 lider 5 toplantı yaptı ama sokakta Cumhur İttifakı'nın iddiaları da peşlerini bırakmadı. En son CHP lideri Erzurum'da aynı iddiayı dile getiren bir vatandaşla karşılaştı. Tek tek sayarak, tane tane anlatarak altılı masada kimlerin olduğunu açıkladı. Bak sayıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. 1. Evet. İyi Parti. Evet. 2. Saadet Partisi. 3. Demokrat Parti. 4. Deva Partisi. 5. Gelecek Partisi. 6. Evet. O da sizin ittifakın içinde. Ben sana saydım mı? Saydım. Başka bir hangi parti var? Sen bu tür yanlış propagandalar. Hayır. Ben karşılıklı diyaloğun sonunda Kılıçdaroğlu vatandaşa altılı masayı öğrenip öğrenmediğini de sormayı ihmal etmedi. Gülümseyerek oradan ayrıldı. Tamam öyle bir şey yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Altı parti öğrendin mi? Öğrendim. Güzel hadi bakalım.